Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselamu ala men ahya'd din ba'de en kana sira ve ala alihi ve ashabihi'l mukaddimin alel hayr ve lev asira. İlemu en afdalel kitabi kitabullah ve afdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuha ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalalatin fi'n nar. Ve bir senedi muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Ahfuş şevârib ve âful liha ve la teşebbehu bil yehud. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt el ashab etballar rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımızın, meşahefendilerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şeriften, bu cami-i şerifi yapan, bugüne kadar gelmesinde, yaşamasında emeği geçenler, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ahfuş şevârib. Bıyıklarınızı kısaltınız. Evet, bıyık. Erkeklerde olur. Genellikle Allah'ın şeysi böyle, kanunu böyle, kadınlarda olmaz. Olması bir hastalıktan, hormon bozukluğundan dolayıdır. Bıyıklarınızı kısaltınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözü bu. Bıyıkların kısaltılması, tabii altında da aful liha, sakallarınızı da bırakınız diyor, sakalınızı da uzatınız diyor. Niçin? وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ Yahudilere benzemeyin. Bir başka rivayette وَلَا تَشَبَّهُ بِالْمَجُوسِ Mecusilere, ateşperestlere benzemeyiniz. Bir başka rivayette وَلَا تَشَبَّهُ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklere benzemeyiniz. وَلَا تَشَبَّهُ كِسْرَى İran kisrasına benzemeyiniz şeklinde hadis-i şerifler var böyle aynı konuda. Şimdi diyeceksin ki peygamberimiz aynı konuda neden birçok hadis? Peygamberimiz peygamberliğini 23 sene yaptı. 23 sene aynı kişilerle konuşmadı ki, değişik insanlarla karşı karşıya geldi. Değişik insanların, kabilelerin yanına gitti. Onlar peygamberimize geldi. Herkesin anlayacağı dille, hangisi hangi dilden anlıyorsa, ne gibi söylerseniz daha çok etkili oluyorsa onlara göre, durumuna göre konuşuyordu. Böyle aynı konuda değişik hadislerin olması bundan dolayıdır. Peygamberimizin bu konuda da şeyi var, bize buyruğu var, ihtarı, uyarısı var. Kellimin nâse alâ kadri ukûlihim. İnsanlara hitap ederken akılları miktarınca konuşun. Akıllarını alacağı şekilde hitap edin. Karşınızdaki adamın seviyesini, durumunu, kültürünü dikkate alın buyuruyor. Yoksa boşuna yorulursunuz. Muazzam bir prensiptir. Hakimler hep karşında varsa ona göre konuşursun. Mühendisler karşında hep ona konuşursun. Hiçbir şey okumamış, dağda gezmiş, hiçbir şey tahsili yok. Ona göre hitap edersin. Tabii. Bu çok güzel bir prensiptir. Sen de yani evde çocuklarını eğitirken 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında
çocuk var. 17 yaşında 18 delikanlı çocuk var. Tahsilini yapmış gelmiş. Oğlun, kızın, o çocuğun var. Ona göre, kültür seviyelerine göre onların anlayıcı, kabul edebileceği dilden konuşacaksın. Yani bu hadislerin değişik olması böyle nedenlerdendir. Şimdi Peygamberimiz bıyıklarınızı kısaltınız diyor. İc'aluha hifafe şefe. Bıyıklarınızı dudaklarınızın etrafında kılınız. O şekilde ayarlayınız. Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinde 75. ayet var. Ve teral melaikete hafine min havlil arş. Sen Habibim melekleri arşın etrafında kuşatmış vaziyette görürsün. Evet, arşın etrafından kuşatmış vaziyette. Kuşatmışlardı, öyle görürsün melekleri. İşte bu daki ifade, hadisteki ifade o demek. Ahfu şevarib, dudaklarınızın kenarında olacak şekilde yapınız. Yani bil külliye, tamamen kesmeyiniz. Tamamen kesmeyiniz. Bu mekruh. Esas sahih görüşe göre bu mekruh. İmam Malik bunun bıyıkları tamamen kesmenin bid'at olduğunu söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yok. Dinde yok bıyıkları kesmek diyor. Bir mazeretin yoksa tabii. Bıyıkları, İmam Malik böyle söylüyor. Bid'attır diyor. Hatta bıyığını kesen adamı diyor İmam Malik söylüyor yani. Sopa atmak lazım diyor. Erkek bıyıklı olur diyor. İmam Malik öyle söylüyor. Şimdi Hanefiye, Hanabile ise bunun sünnet olduğunu söylerler. Hanbeliler ve Hanefiler sünnet olduğunu söylerler. Bıyığı burada onun hakkında Gümüşhaneli Hazretleri geniş bilgiler vermiş. Bıyığı salacak erkekler ama dudaklarının bu kırmızılığını örtmeyecek şekilde bıyık bırakacaklar. Bu bıyıklarının kırmızılığı, dudaklarının kırmızılığı örtülmeyecek. Bunun gerekçeleri var. Beni İsrail, yani Yahudiler, Musa Aleyhisselam zamanında, diğer peygamberler zamanında çoğu Beni İsrail'den biliyorsunuz. Erkekleri pos bıyıklı, sizin tabirinizde pis bıyıklı olurmuş. Yani bıyıklarını çok salıverirlermiş, kesmezlermiş, ağızlarına karışırmış. Bundan dolayı da hanımları tiksinirlermiş erkeklerinden, zina ederlermiş. Peygamberimizin hadisi var böyle. Ben o hadis olduğu için arz ediyorum. Böyle ağzına karışmış, çok kesmiş bıyıklarını uzatmış. Onun için hanımı tiksiniyor. Bu dudağının kırmızısı görünecek. Tamam, bıyık bırakmak güzel dedik, bak arz ettik. Ama bu kırmızısını örtmeyecek şekilde. Artık daha ilerisini siz düşüneceksiniz. Ayrıca bu açıdan önemli olduğu gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fahaliful mecus, mecusilere muhalefet ediniz. Onlara benzemeyiniz. Bir Müslümanın kişiliği vardır. Bu kişiliği gereği giyiniminde, görünümünde de o kişiliği akseder. Müslümanın o kişiliğinin gereği, görünümü, bıyık, sakal, onu tarif ediyor. Bunlarla uğraşıyorsun ya hocam falan. Müslüman hepsi, her şeyiyle Müslümandır. Müslümanlık sadece camide değil, İslam hayat dini. Peygamberimiz bizim her hayatımızın her safhasına örnek. Onları tarif ediyor. Müslümanın böyle bir kendine göre bir görünümü olacak, kisvesi olacak, giyinişi olacak, konuşması olacak, çalışması olacak, eğlenmesi olacak kendine göre. Eğlenmesi olacak.
arz ettik size ki mesela birçok ülkede adam bir şeyi başardı mı şampanya patlatır. Onun şeysi bu. Sevincini izhar gösterme şeysi bu. Adeti bu. Elhamdülillah demektir. Hani her konuda böyledir. Ateşe tapanlar, ben de gezdim ateş gedelerini, ateşe taptıkları o ocakları, ateşin devamlı yandığı, ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu geceye kadar hiç sönmezmiş. O gün sönmüş ateşlerin hepsi birden. Bir fevkalade olay olduğu da oradan işte anlaşılmış. Ateş gedelerine gittim. İran'da koruyorlar, muhafaza ediyorlar. Orada genellikle böyle bıyıklar hiç kesilmiyor. Şimdikilere ben bir şey söylemiyorum. Mecusilerin bıyıkları böyleymiş. Olduğu gibi bırakırlarmış, böyle ağzının içine girermiş. Onlara benzemeyeceksiniz diyor. Müslüman bıyık bırakır ama erkek, çünkü Allah öyle yaratmış. Bıyığı çıkar ama bıyığı kısaltması lazım. Dudaklarının kırmızısını örtmemesi lazım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sakala gelince sakalı uzatınız diyor. Sakal uzatılır ama onun ölçüsüne. Şimdi hiç kesmeyeceğiz mi? Evet, hiç kesmeyeceğiz mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını hiç kazıttığına dair tek rivayet yok. Buradan bazı alimler, ben olduğu gibi bilimsel olarak siz durumu arz ediyorum. Buradan çıkarıyorlar ki Peygamberimizin hiç terk etmediği farzdır diyorlar. Onun için bazı alimler sakal bırakmanın farz olduğunu söylüyorlar. Bu noktadan hiç kestiğine, kazıttığına dair rivayet yok. Peki bazı alimler diyorlar ki bu Resulullah'ın bir insan olarak şeysidir, huyudur, örfüdür. Onun için farz diyemeyiz. Ama sünnettir. Sünnet-i Mekke'dedir. Hanefi fıkhında da birçok alim böyle söylüyor. Bazıları da mesela Fatih'in hocası Molla Hüsrev Dürer'in kenarındaki Şürün Bilal'i şerhte sakalı kesenlere çok ağır laflar ediyor. Ben etmiyorum bak. Ben aktarıyorum. Ben elçiyim. Bana kızmak yok. Ben aktarıyorum hocaların sözünü. Çok ağır laflar ediyor. Çok ağır. Bazıları da işte böyle sünnet diyor. Biz şimdi sizlere duyuruyoruz. Adam memursa, askerse tabii. O zaman mazereti var demektir. Ama hiçbir mazereti yoksa böyle bir şey var işte. Sakal konusunda epey konuşmuşlar. Sakal bırak hadis var böyle. Onun için size duyuruyorum bunları. Efendim hiç uzatsın, hiç makasla kısaltmasın sakalı. Burada da şeyler var. Konuşmalar var. Sakalın çok uzun olması kabahatten ileri gelir. Yani aklı kıt diye de var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle elini koyardı. Fazlasını keserdi. Diye de rivayetler var. Biz Hanefiler genellikle alimlerimizin çoğu işte bunu kabul ederler. Yani şöyle elini koyacaksın, alttan çıkan fazlasını kısaltacaksın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cumaya çıkarken sakalının yanından, altından, böyle elinin altından kısaltırlarmış. İnsanların huzuruna çıktığın zaman pasaklı olmayacaksın. Güzel olacaksın, iyi olacaksın. Evet, onun alameti. O zaman ayna mı var? Yok. Leğene bakarmış. Leğen de oradan kendine bir çeki düzen verirmiş. Bu sünnet. Evli heriflerin hanımlarını tiksindirmemek için mecburi. Yuvayı ayakta tutmak için hanımın dışarıya gözü bakmasın diye mecburi. Adam temiz olacak. Dikkatli olacak. Pasaklı olmayacak. Tabii herif böyle olacak da kadın şey mi olacak? Hayır. Kadın da aksine aynı şekilde
dikkat edecek kocasına, şirin, güzel, yakışıklı gözükecek, kocasının dışarıya, sokağa, başka hanımlara bakmasını engelleyecek şekilde bütün güzelliklerini kocasına arz edecek. Bu sevap. Bu sevap. Kocamın yanında açınabilir miyim? Dekolte giyinebilir miyim? diye soruyor. Çünkü bazıları sakın böyle yapman diyor. Yahu. Evet. Kocanıza, kadınların kocasına güzel görünmek için kendine iyice ısınsın diye ne kadar güzel giyinirse, ne kadar süslenirse o kadar sevap. O kadar sevap. Evet, şimdi bu bir kabza. Elini böyle tuttu, fazlasını kesti. Biz Hanefiler böyle anlıyoruz. Suudlular çengesini böyle kodu, kabza bu demektir. Şuraları kazıtıyorlar, sadece burada bırakıyorlar sakalı. Onlar da öyle anlıyor. Onlar da öyle anlıyor ama Peygamberimizin böyle hiç sakalın üstlerini kazıttığına dair meşhur bir rivayet yok. Artık işlerine mi öyle geliyor bilmiyorum. Tabii oralar biz bilemeyiz. Bizim gördüğümüz üstazlarımızdan, hocalarımızdan, alimlerimizden burada kazınmaz. Burada çöm çöm sakal olmaz arkadaş. Köse ise ona bir şey sözümüz yok. Köselere sözümüz yok. Allah vermemiş, ne yapsın? Ama varsa buralardan kazımaya dair böyle sahih rivayetler yok. Evet. Şimdi efendim ben sakal bırakırsam evde kavga olacak. Huzur kaçacak. Ha, o zaman bırakma arkadaş. Yuvayı ayakta tutmak daha güzel. Daha önemli. O zaman bırakma. Yok, öyle bir şey olmayacak. Yuva sarsılmayacak da. Ama biraz da kendi canın istemiyor sakal bırakmak. Hanım müsaade etmiyor. Yok, böyle ibadet bu. Peygamber uymak kastıyla yapıyorsun. İbadette hanımdan izin mi alacaksın ya? Olur mu? Bizim dediğimiz evde bir çikinlik olacaksa, bir karışıklık, yuva sarsılacaksa o zaman sakalı feda et, yuva ayakta dursun. Evet, böyle sorular oluyor. Onun için bu konulara girdim. Evet. Bıyığınızı kısaltınız. Tamamen kazıtmak iyi değil, kerahattir. Ama böyle toz bıyık olmak da iyi değil. Efendim Osmanlı padişahlarında böyle bıyıklar var ya filan. Tabii söyleniyor. Bizim örneğimiz Kur'an-ı Kerim ve Muhammed Mustafa'dır. Osmanlı padişahları da bir insandır. Senin benim gibi bir insandır. Onlar bize şey olamaz. İyilik yaptıkları için her iyilik yapandan Allah razı olsun. Ama Kur'an'a sünnete uymadığı zaman bir dakika dersin. Çizgiyi açtın. Ben öbür tarafa seni sana uymayacağım dersin. İslam'ın şeysi bu. Hocalar için de böyle. Biz Kur'an'ı, sünneti size güzel anlattığımız sürece bizi saygı duyacaksınız. Çünkü Peygamber'in dilini konuşturuyoruz. Sözünü aktarıyoruz. Ama o sınırların dışına çıktın, bir dakika hocam. Kusura bakma, senin peşinden gelemem, ben Kur'an ve sünnete tabiyim diyeceksiniz. Bunu bilhassa belirtiyorum. Bu konuda aşırılık var bilgisizlikten dolayı. Aşırılık var bilgisizlikten dolayı. Bir hocaya bağlanmış, benim hocam sahabilerden falan üstün diye benimle yart yart yarışıyor. Şimdi bu sopalık. Bu sopalık. Senin hocan hocalığını sahabilere uyaraktan, onların işlerini yaparaktan kazandı. Hiç ondan üstün olur mu ya? Peygamberin sözleri var. Ashabi ken nücumi diye. En hayırlı insan benim çağdaşlarım, benim arkadaşlarım diye. Bu hadisler bilmediği için. Hani böyle aşırılıklar olmasın diye bunları size arz ediyorum. Önemli olan Kur'an'a uymaktır, sünnete uymaktır. Sakal bıyık konusunda da böyledir. Efendim şimdi tabii arz ediyor size karşılaştığınız şeyleri. Marx'ta da sakal vardı. Evet. Lenin'de de çömçöm sakalı var. Ben biliyorum. Ben sakalımı Muhammed Mustafa'ya uymak için bırakıyorum. İnnemel amalu bin niyyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Konu bu. Namaz kılarken niyet ettim alarsın, namaz kılmıyor demesen beden itim yaparsın. Onu ibadete çeviren o niyettir.
benim sakalımı sünnete çeviren de peygambere uyma niyetidir. Yoksa erkek, Allah öyle kanun yaratmış, Mars da insan, başkaları da insan, o maymundan türedik diyen herif de insan, onun da sakalı böyle. İnsan, Allah'ın kanunu, erkeklerde sakal çıkar, öyle düzeni öyle kurmuş ama ben bu sakalı onlara benzemek için değil, Muhammed Mustafa'ya uymak için bıraktınca ibadet oluyor. Şimdi Efendimizin bir sözünü aktaracağım. Bu kadar çok önemli mi bu? Önemli. İmam-ı Azam Hazretleri, büyük alim, meclisine sakalsız herifi oturtturmamış. Çık dışarı diyor. Neden oturtmadım bilmem. Konuşmadım onunla. Gidince soracağım. Öğrensin ya hocam niye oturtturmadın diye. Ama oturtturmazmış meclisine, ilim meclisine bile oturtturmazmış sakallı, sakalsız adamı. Git dermiş. O kadar önem veriyor buna. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Allah Celle Celaluhu bir mümin öldüğünde ak sakallıysa sakalını imanda, İslam'da ağarttı diye ona azap etmekten haya eder diyor. Meleklerine der ki dokunmayın ona diyor. Benim yolumda sakalını attı bu adam. Koverin gitsin der diyor. Hadis var böyle, Buhari hadisi var. Bunları hep yapacaksın. Birinden tutturamazsan birinden tutturacaksın. Bizim hedefimiz Allah'ın rızasına kavuşmak değil mi? Cennete ulaşmak değil mi? Evet. Birinden hep yapacağın birisinden tutturamazsan birinden tutturacaksın. Yani sakal konusu böyle ama bunlar ince işler. Aynı İmam-ı Azam diyor ki efendim bu imamın sakalı yok. Arz ettim dersine meclisine almıyor diye. Öyle diyor menakıbında. Ama diyor ki aynı hoca şimdi bir takva şeysini ölçüsünü veriyor. Bir de farz mı haram mı helal mı ölçüsünü veriyor. Diyor ki halfe sallu halfe kulli berrin ve facirin, iyi kötü her imamın arkasında namaz kılın diyor. Bu caminin imamının şeysi yok, sakalı yok, bıyığı yok, bırak kıl namazını, kıl namazını diyor. Namazı terk etme, camiye gelmemezlik etme diyor. Bu ruhsat ölçüsü. Evet, öteki onun takva ölçüsü. Nitekim böyle ikili olur mu? Olur. Olur. Bir son sınır var, bir de işin tam yapılma şekli var. Azaim, azimet derler ona. Bir ruhsat var, ha şu sınırına kadar gidebilirsin. Ama ince, inceliği var, ona da azimet derler. Böyle büyük adamlar azimet tarafını tercih ederler. O mesela şimdi dedikodusu oluyor, söyleniyor. Hatta Büyük Millet Meclisi'nde bile dedikodusu oldu. Adam bilmiyor, bu konuda sıfır. Bunu diline doladı. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri halkı düşünen, halka kolaylık ne kadar koparabilirse ayetten, hadisten onları fetva haline getirmiş. Onun için yerinde bir şey onun fetvası. Size bir hatıramı anlatmak istiyorum. Bir tarihte bir iş dolayısıyla benim dedemin hocası Seyitşehir'inde yatıyor. Seyitşehir'e gideceğim. Beyşehir'inde indik. Mola verdi otobüs. Şoföre dedim ki bana dedim şeye gideceğim. İhtiyacım var. Müsaade et. Tamam git gel dedi. Tuvalete bir girdim. Tuvalete temiz giren pis çıkacak. Mecburum. Sokakta da yapamam bu işi. İçine girdim, ağladım orada. Çünkü İmam-ı Azam diyor ki, böyle bir yerde yoldan geçerken hayvan filan veya insan, insanlardan doluyor ya, ayakta işiyor herif. Çok gördük biz yolculuklarda. Yaşı 60 ama ayakta işiyor herif. Girsene içeri ya, o tuvalet var içeride. Böyle adamları gördük. Sen de orada görmedin, dikkat etmedin, yanından geçtin.
idrar saçıntısı, sidik saçıntısı iğne başı kadar olmak kaydıyla vücudun her tarafına saçılsa diyor bu elbiseyle namaz kılabilirsin. Bu fetvayı vermiş. Ben de o zaman gencim. Gençken insanın şeysi keskin oluyor, kılıcı. Yahu niye böyle söylemiş diye kendi kendime düşünmüşümdür. Tuvalette o, Beyşehir'deki tuvalette bunun için ağladım. Koca imam sen olmasan şimdi ben ne yapacaktım diye. Şimdi namaz kılacağız biraz sonra. O bu fetvayı verdiği için saçıntı oluyor yani orada. Tuvalet iyi değil. Öyle diyor, saçıntı olmak kaydıyla, üstünden bardakla dökmemek kaydıyla, saçıntı olmak kaydıyla zarar affedilir. Böyle elbise namaz kılabilirsin. Onun için ağladım. Bunları görmüşsün, imdadıma yetiştin diye. Hacca gidenler bilirler. Adam Afrika'dan, Malezya'dan, Endonezya'dan, Avustralya'dan geliyor hacca. Adam görgüsü o kadar oturuyor, kalkıyor. Ne siliniyor, ne yıkanıyor. Onları kurtarmak için mübarek adam bir dirheme kadar olan affedilir demiş. Pislik. İlle böyle yap diyor, demiyor. Bu adamların namazı boşa gitmesin diye. Evet, şimdi çiftçileri düşünün. Ben de çiftçilik yaptım. Hayvanla her gün adam girer çıkar içine, yem verir, koşur, sular vesaire vesaire. Ona sürtünür. Hayvanın sağında solunda pislik olduğunu her zaman dikkat edemez. Elbisesinin bir tarafında pislik vardır. Görmez, böyle de namaz kılar. Bunları kurtarmak için bir dirheme kadar müsaade vermiş. Ve saçıntıya da müsaade vermiş. Böyle ders okuduktan sonra caddede gidiyor. Giderken tabii o zaman araba var, at arabaları var. Küfe'de otomobil yok o zaman. Giderken 9 arşın mesafede at arabası hemen apışmış yolda. Hoca Efendi geçerken İmam-ı Azam işemiş at orada. Talebeler yanında. Hemen çekilmiş ama bir kere o çekilince kadar sidik saçıntısı geldi üstüme diye 9 arşın ileride eve gitmiş. Hanımını demiş ki benim demiş şeyimi 7 defa yıka demiş. Talebeler de bunu duymuş. Hocam demişler hani sidik saçıntısı iğne başı kadar olmak kaydıyla zarar vermiyordu. O fetva demiş. O fetva. Halka kolaylık için onu son sınır çizdim. Bu takva demiş. Ben de böyle yaparım. Evet, bu ölçüler böyle. Bu ölçüler böyle. Onun için evet, meclisine böyle sakalsız bıyıksız herifi oturtturmamış ama onu terbiye etmek için, yetiştirmek için öyle de diyor. Sallu halfe kulli berrin ve facirin. Ey kötü, her imamın arkasında okuyuşu düzgünse, itikadı tamamsa kılın. Şu kusur var, bu kusur var deyip durmayın. Siz cami Allah'ın evi, görevinizi yapın, camiden kalmayın diyor. Onu da arz ediyorum. Evet. Şimdi sakalı kesmemek iyidir dedik. Bıyığı kısaltmak iyidir dedik. Kazımak iyi değildir dedik. Kimin için? Erkekler için. Kadında da bıyık çıkarsa, çıkıyor. İsrail bir başbakanı vardı, avrat. Tıraş oluyordu her gün. Öldü gitti. Bir kadın vardı. Her gün tıraş oluyordu. Böyle kadınlar da olabiliyor. Kadınların sakallarını, bıyıklarını dibinden almaları gerekir. Gerekir. Kadına sakalsızlık, bıyıksızlık yaraşır. İzalesi onun için, onlar için izalesi, kaldırılması sakalı bıyıklarının sünnettir. Yoksa hiçbir herif böyle bir sakallı kadınla yaşamak istemez. Yuvayı sağlam tutacağız. Sağlam tutacağız. Evet. Bu hadis-i şerifi Tahavi Hazreti Enes'ten sahih olaraktan nakletmiş. Evet. İhtetene İbrahim'u aleyhisselamu, İbrahim Halilur Rahman aleyhisselam
sünnet oldu. Ve huve İbn-i İşrine ve Mi'e, 120 yaşındayken İbrahim Aleyhisselam sene sünnet oldu. Sümme âşe ba'de zâlike semânîne sene, 80 sene daha yaşadı sünnet olduktan sonra diyor. Şimdi sünnet olmayla ilgili hadis bu. İhtetene sünnet oldu demek. Hitan kelimesi sünnet olmak demek. Sünnet olmak demek erkeklerin, erkek çocukların tenasül uzuvlarının, erkeklik aletlerinin başının derisini, kılıfını kesmeye derler. Buna sünnet derler. Evet, ilk defa böyle bu kılıfı, deriyi kesen adam kimmiş? İbrahim Aleyhisselam'mış. İbrahim Aleyhisselam'mış. Hem de 120 yaşında diyorlar. Bazısı diyorlar ki 80 yaşındayken sünnet oldu, 120 sene daha yaşadı filan diye böyle ihtilaflar var. Buradaki hadiste 120 yaşındayken sünnet oldu, 80 sene daha yaşadı diyor. Evet. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayet-i celle var. Bakara suresinin şu ayetinde "Vizebtela İbrahim'e Rabbuhu." Rabb'ı İbrahim'i imtihan etti, sınadı. Bir kelimatin, bir takım vazifelerle sınadı, denedi. Kelime yap kelimedir. Kelimatin, kelimelerle diyor ama kasıt vazifelerle demek. Yap bir kelimedir ama fiil kastedilir, bir görev. Evet, kelimelerle, vazifelerle sınadı. Fe'temmehunne. İbrahim Aleyhisselam kendisine emredilen görevleri bir hakkın tamamladı. Da gale, onun üzerine inni ca'iluke linnâsi imâme. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki seni insanlara imam kılacağım. Başardın imtihan. O da dedi ki ve min zürriyeti, zürriyetimden de ver. Peygamber dedin böyle olur işte. Peygamberimiz de Miraç'ta Cenab-ı Hak Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü dediği zaman selam sana aziz peygamberim, peygamberim dediği zaman peygamberimiz ne kadar güzel insan. Selamu aleyna ve ala ibadillah salihin. Bir bana değil ümmetime de hatta tüm müminlere de ya Rabbi diye bizi düşündü orada. İbrahim atasından geliyor bu cömertlik, fedakarlık, kadir şinaslık. O da diyor ki zürriyetimden de imam halket. Cenab-ı Hak diyor ki zalimler benim şeyime girmez. Demek ki İbrahim neslinden zalimler de olacak. İmam da olacak ama zalimler de olacak.